bu alemin manevi hususiyetleri de aynen o fiziki hususiyetler gibi kavanin-i tabiye-i ilahiyeye tabidir. Ondan hariç değildir. O raporlar mutlak isabet şansına malik olmadığı halde usulüne ve ilmine vakıf olmalarından dolayı büyük bir nispette gerçekleşir. Bunu görürsünüz. Ben de size ona benzer bir maneviyat raporu bu akşam sunmak isterim. Çünkü önümüz aydınlıktır. Lakin Tanzimat'tan beri dayak yiyen Müslümanlar çoğu ülkeler nevmit, mükedder, müteessir ve ümitsizdirler. Halbuki en kötü şartlarda bile Allah'tan ümit kesmek bu din-i mübinde caiz değildir. Allah'tan ancak salim kulların ümidini keser, kafir kulların ümidini keser diye teyit edilmiş üzerimizde cari bir hüküm varsa, buna rağmen insanlar yaşadıkları hadiselere göre düşünürler. Bir tüccar bir teşebbüste bulunsa, başarısız olsa, bir daha artık ondan sonra bir teşebbüste bulunmaya bile kendinde cüret görmediği gibi şayet bir zorlamayla bulunsa da başaracağından ümit var olmaz. Yakın geçmiş İslam'ın temsil planında mağlup bir hayat sürdüğü bir zaman olduğu için geleceğe de bu yaşananların tesiri altında bakanlar çoktur. Halbuki Allah'ın bu kainata reksettiği, ondan gayri hiçbir kuvvetin tedbirine cüret edemeyeceği, muktedir olamayacağı bir takım kavanin ilahiye vardır ki, bunlar güneşin dolması, mevsimlerin birbirini teakup etmesi, gecenin gündüzün arka arkaya gelmesi gibi beşeri hayat ve onların maneviyatı içinde aynen caridir. Eğer bu kanunları doğru öğrenirsek ve hayat ve hadisatı bu kanunlar muvacihesinde doğru değerlendirebilirsek gelişmenin hangi istikamete doğru gittiğini tayin edebiliriz. Bizim bu akşam yapacağımız şu mahareti kullanarak size gelecek hakkında muhtasar bir bilgi vermekten ibaret olacak. Aziz müminler, Allah-u Azimişan iki sıfat-ı ilahiyeyi zat-ı uluhiyetine hasretmiştir. Bunların biri Halik sıfat-ı ilahiyesidir, öteki de Beka sıfat-ı ilahiyesidir. Allah-u Azimişan, Masivaullah dediğimiz, kendi zat-ı uluhiyetinden hariçte ne varsa hepsini vücuda getiren Masivaullah dediğimiz alemi sıfat tecellileriyle var etmiştir. Bu Masivaullah'ta zat tecelli yoktur. Çünkü ona tabi tahammül bir mekan yaratmamıştır. Sıfat tecellileriyle ve onların terkipleriyle vücuda gelen bu alemde iki sıfat eksiktir. Bunlardan birisi Halik sıfat-ı ilahiyesi, biri de Beka sıfat-ı ilahiyesi. Bundan hiç kimseye bir zerre nasip, inikas, tecelli takdir buyurmamıştır. Ben eğer İslami altyapısı olmayan bir topluluğa hitap etsem,
İşe bu noktadan başlamam. İşe hayat ve kainatı akıl, idrak, izan muvacihesinde tahlil eden ve bunun bir nazımı, hakimi, kadiri mutlaka olması lazım geldiği hususunda zihinleri bu noktaya imale eden sözler söylerim. Lakin siz laik Türkiye'nin haricen laik görüntüsünü bozan iki unsurdan birisiniz. Bu Türkiye'yi laik bir hüviyetle aleme göstermek isteyenler iki şeyde muvaffak olamamışlar. Birisi şehirlerin en güzel, en mutena yerlerine yapılan camilerimiz. Onlardan pek çoklarını yıktılar, istimlak ettiler, kapattılar vesaire. Ama ecdat öyle mutena tepeleri tutmuş ki uzaktan şehre bakan bir insan bu şehrin Müslüman hüviyetini camilerle teşhis edebilir. Londra'da havaalanının altından yeraltı trenine tahminen 500 metreden fazla bir yürüyen merdivenle gidilir. Onun duvarlarına, havaalanının altında bir tren istasyonuna gidiş olduğu için dünya şehirlerini remzetmişlerdir. Londra'yı Saat Kulesi'yle, Paris'i meşhur kulesiyle, Eyfel'le, İstanbul minareleriyle temsil edilmiştir. Dünyanın bütün büyük şehirlerini çizgi halinde duvara işlemişler. O yol boyu sanki bütün dünyayı görüyormuş gibi olursun. Bütün dünyayı. Amerika'yı kule binalarıyla vesaire. İstanbul'u demek ki hariçten bakan bir İngiliz İstanbul'u hatırlatacak olarak minareleri görüyor. Bu laik görünüşü bozan dosta düşmana bu belde bir Müslüman beldesidir diye ecdadın vurduğu damgadır. Bunu silememişlerdir. Bu laik görünüşü sakalınızla, sarığınızla, şalvarınızla, peçenizle, çarşafınızla bozan bir diğer unsur da sizsiniz. Sizi sadece düşmana verdiğiniz bu rahatsızlık inşallah ümit ve temenni ederim ki cennete koymaya yetecek. Sadece düşmana verdiğiniz bu rahatsızlık, adem-i memnuniyet sizin için bahtiyarlığın birinci basamağıdır. Birinci unsurudur. Sizin görünüşünüzden rahatsızdırlar. Çünkü siz şeklen bu Müslüman dedirtiyorsunuz. Lakin artık o kadar kayboldu ki herkes alakayla baktığı için ben sizin gibi mutasavvıfane bir altyapıya fazlaca sahip değilim. Ama buna rağmen bilirim ki tasavvufta teferrüt caiz değildir. İnsanların alakasını celbediğimde aa bu değişik bir adam, bu muazzam bir adam desinler. Bu nefse yemdir. Ata yonca vermek gibidir. Nefsi azdırır. Ne kadar mütevazi bir tavır almaya çalışsanız da alemin alakası nefsin hoşuna gider. Bu görüşten melamilik dolmuştur. Alemin alakasını celbetmeyeyim diye. Nefsini aşağılatan bir tavır ile yaşamış. Ben kanunlardan korktuğum için fesi çıkarmadım. Şu teferrüt keyfiyetinden el alem bakıyor. Bu değişik bir adam kimdir, nedir diye bu alaka yüzünden fesi çıkardım. Lakin sizin sarığınız, cübbeniz çoğaldı. Size bu gözle bakmıyorlar. Size şeriat isteyen bir militan gözüyle bakıyorlar. Allah onların bu hissiyatınızı sizin gerçek vasfınız olarak kabul buyursun. Amin. Şu vasfınız dolayısıyladır ki ben meseleye yarı belinden başlıyorum.
Yoksa bundan evvel de söylenecek laflar var ama sizin buna ihtiyacınız olmadığını düşünüyorum. O halde Cenab-ı Rabbil Alemin sadece fiziki aleme değil, sosyal, içtimai, manevi aleme de cari bir takım kanunlar eksetmiştir bu aleme. Bu kanunları anlamak için ilk lazıma Allah'ın sıfat tecellilerle vücuda gelen masivaullah'ta iki sıfatın eksik olduğunu bilmektir. Bunun biri halik sıfatı ilahisidir, biri beka sıfatı ilahisidir. Halik sıfatı ilahisinin masivaullah'ta eksikliğinin tabii ve zaruri neticesi hiçbir mahlukun fiilinin harika olamamasıdır. Fiil zuhura gelmeden evvel ona halik sıfatıyla vücut verecek bir irade lazımdır. O Allah'ın azimişan iradesidir. O kulun hangi fiiline ki halik sıfatıyla dahil olmaz, o fiil gerçekleşmez. Fail olmak isteyen adamın zihninde tasavvurunda kalır. Kuvveden fiile çıkmaz. Bu bizim bir iman umdesi olarak benimsediğimiz prensiplere hayrihi ve şerrihi minallahi teala suretinde aksetmiştir. Yahut o suretle formüle edilmiştir. Hayır da şer de Allah'tan. Çünkü hayır veya şer hiçbir fiil Allah halik sıfatıyla o fiile dahil olmadan vukua gelmez. Bu sözü bazıları Allah-u Azimüşşan'ın rızasıyla karıştırırlar. Allah-u Azimüşşan'ın rızası yalnız hayırda ama iradesi her oluştadır. Onun için hayrihi ve şerrihi minallahi teala müminlerin bir iman umdesidir. Çünkü onlar biliyorlar ki zat-ı uluhiyetten gayri hiçbir varlıkta halikiyet sıfatı yok. Bu keyfiyetin çok izahı var. Ama ben bunu bir telgraf hacmine indirerek size şöyle söyleyeyim. Allah-u Azimüşşan sadece insanları ve cinleri hayra da şerre de meyyal yaratmış. Çünkü bu murad-ı ilahide asıl maksat bunların kendi tercihlerini ortaya çıkarmak. Bazıları diyor ki Allah'ın ihtiyacı mı vardı yani bizim hepimizi cennete koysaydı? Öyle bir grup kategori varlık da yarattı. Melekler öyledir. Melekler şerre muktedir değildir, mütemayil değildir, istidatlı değildir. Allah-u Azimüşşan hem hayra hem şerre mütemayil bir varlık olsun da onlar için bir imtihan murad etmiş. Bu hayatın manası hayra ve şerre mütemayil ve bu iki meyille mücehhez olarak göndermiş olan insanların ve cinlerin bu alem imtihan alemi olduğunu müdrik olarak bu sermayeleri doğru kullanmak. Terbiye fıtrattaki müsbet temayülleri inkişaf ettirmek, menfi temayülleri de geriletmek, köretmektir. Kötü terbiye ise menfi temayülleri geliştirmek, müsbet temayülleri köretmektir. Bu nasıl yapılır? Bunun programını Allah-u Azimüşşan insanların ve cinlerin eline vermiş. Yani ben seni bir imtihana tabi olmak üzere yarattım. Bu imtihanı kazanmanın yolları budur. Usulleri budur. Vasıtaları budur diye bunu da bildirmiş. Çünkü Allah-u Azimüşşan bütün mahlukat içinde mümtaz bir mevkide yarattığı insanları ve cinleri
akılla, idrakle, izanla, kuvve-i muhakemeyle, kuvve-i mümeyyizeyle teçhiz ettikten bana munzam bir lütufta daha bulunmuş. O da ilk insanla ilahi tebligat vaki olmak suretiyle bu sahip olduğu melekeleri doğru kullanmasına munzam bir yardımda bulunmuş. Lakin her murad-ı ilahi bir hikmete mebnidir. Allah'ın bütün emirleri ve nehirleri maslahat muvacesinde bir hikmete tesadüf eder. İnsan için bunu arayıp bulmak gerekir. İlk insandan itibaren Nebi'yi göndermek suretiyle munzam bir yardım, bir rehberlik, beşeriyetin bir mürşide, her insanın her devirde bir mürşide, bir rehbere, bir yol göstericiye muhtaç olduğunu gösterir aynı zamanda. O ihtiyaca cevaptır. Enbiya bu ihtiyaca cevaptır. Enbiyanın hizmetini temadi ettiren, çünkü her gün hayatta Nebi yok, belli fasılalarla geliyor. O inkıtalar arasında da onların davasını devam ettiren Allah'ın veli kulları o fonksiyonu icra ediyor, devam ettiriyor. Bu demektir ki beşerin yemek, içmek gibi bir de mürebbiye, irşada, terbiye edene, yol göstericiye ihtiyacı vardır. Buradan şu neticeyi çıkardıktan sonra Allah-u Azimüşşan imtihanı ruhları yarattığı anda başlar. Elestü bi rabbiküm diye sor. Bakın meleklere sormadı elestü bi rabbiküm diye. Çünkü meleğin cevabı bellidir. Meleğin hayır deme şansı yok, meyli yok, istidadı yok, iktidarı yok. La teşbih ve la temsil. Bir makinayı nasıl ayarlarsan ona göre çalışır. Aksine bir çalışmaya muktedir olamaz. Halbuki Allah-u Azimüşşan insanları bir iradeyle teçhiz etmiş. Şu imtihan olunmak vasfına bilahin yarattığı için, murad-ı ilahiyesi olduğu için o imtihan olunma şartlarından biri ve tabii neticesi olarak da onu şerri de işlemeye muktedir ve mütemayil yarattı. Eğer şer işlemeye insanlar muktedir olmasaydı melek gibi, o zaman onlar için ne mükafat ne de mücazat mevzubahis olmazdı. Çünkü hayrı otomatik işliyor. Mecburi işliyor. Tabiatı icabı işliyor. Aksini işlemeye istidat ve iktidarı yok. Demek oluyor ki o meleklerin secde ettiği Adem'in vasfından birisi şerre de hayra da meyli olmasıdır. İktisap ile cennete gelmesidir. Adem bu imtihanı cennette geçirdi. Şimdi bütün hocalar size derler ki Adem Aleyhisselam mahut zelleyi işlemeseydi biz cennette hayatımızla devam edecektik. Adem bir peygamberdi. Peygamberler masumiyet sıfatı var. Niye bu zelleyi işledi? Çünkü Allah-u Azimüşşan beşer hayatını esbaba talik etti. Her oluş bir sebeple vaki olsun diye murad ettiğinden onun insana atfettiği şerefin bir değeri olmak üzere cennete hak ederek gelsin diye onu dünyaya göndermek istiyordu. İza eradallahu şeyyen hayyel esbab. Allah bir şeyi murad etti mi ona göre sebep zuhur eder. Adem'in zellesi insana atfedilen, yaratıcı tarafından insana atfedilen şerefin tabii mantıki bir neticesidir. Siz hayatta bir zengine sorsanız bu serveti sen mi kazandın, babandan mı kaldı? Babandan kaldı dese aferin kimse değil mi? Derse alay olur.
Lakin ben kazandım dese aferin dersin. Demek ki eğer dünyaya gelip de kazanma iktisam ile cennete gidecek olmasaydık, o cennette bulunma, Adem'in bu zelleyi işlememesi halinde bulunmamızdan, cennette bulunmamızdan bin kat daha makbuldür. Allah bize atfettiği şerefin icabı olarak iktisam ile cennete gidelim diye bizi dünyaya gönderdi. Dünyaya göndermeye bir bahane, bir sebep zahir olsun diye de Adem zelleye sürüklendi. Dikkat edin, buradan bir netice daha çıkarıyorum. Her oluşta murad-ı ilahi fiilin vukuundan evveldir. Onun için bak, اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ شَيْيًا هَيَّ الْاَسْبَقُ buyuruyor Peygamber. Allah bir şeyi murad etti mi, sebepler ona göre zuhur eder. Şu halikiyet sıfatının olmamasının tabii bir neticesi, her fiil Allah'ın iradesinin dahil olmasıyla olur dedik. Lakin bu oluş iki kategoridir. Bazen Allah-u Azimişan kulun istediğini halk eder. Bazen kendi muradı ilahiyesiyle istediğini mahluk icra eder. Bu ikinci kategorideki takdir kader-i mutlaktır. Yani kul cebri olarak buna dahildir. Bütün oluşları böyle takdir ettiğiniz zaman, bu ince farkı görmediğiniz zaman bunun adı cebri olur. Bu İslam akaidinin reddettiği bir meseledir. Ama bir kısım oluşlar için bu böyle. Sizin herhangi birinizin dünyaya gelebilmesinde ananızla babanızın birleşmesi rol oynamış. Ama Allah sizi o anadan, o babadan takdir etmiş. Ananızın, babanızın fiili bu takdir icabı vukuğa gelmiş. Allah'ın takdiri dilemesi evvel, vukuatın tecellisi sonra. Bu kaderi mutlaktır. Anan, baban senin için kaderi mutlaktır. Dünyaya geldiğin yer kaderi mutlaktır. Yüzün, gözün, saçın, kaşın, huyun, elin, ayağın kaderi mutlaktır. Dünyaya geldiğin zaman kaderi mutlaktır. Bu sırayı o yapmış. Sen babanın babası olabilirdin, o senin oğlun olabilirdi. Sen ruhlar aleminde beklerken vaktiyle babanla belki 2 milyon sene beraber bekledin. Dedenle, sülalenle. Ahirette de icabında baba genç, evlat ihtiyar. Sen baksan çıplak gözle evlada baba dersin, babaya evlat dersin. Çünkü ömür de onun takdiriyle. Ana rahminde ölen de var, 100 sene yaşayan da var. Bu Allah'ın takdir etmesiyle, dilemesiyle failin adeta cebri bir surette rol alıp vukuğa gelen fiillerin hepsi kader-i mutlaktır. Bunlardan hiç kimseye ne mükafat vardır ne mücazat vardır. Hiçbir şey yok. Bunlar bir rol oynamaz mı? Bunlar senin ahirette hesaba çekilmende mesuliyetinin nisabını teşkil etmekte rol oynar. Alim, fazıl bir ana babadan doğdun, namuslu bir aile içinde iyi bir terbiye gördün de bundan mahrum olan bir adamdan daha kötü fiiller işledinse o adama nazaran belki 100 sopa fazla yersin. Sen bile bir yan yana 2 ağaçtan birini imar edip gübre versen, baksan, budasan, öbürüne ilgilenmesen, sen imar ettiğin ağaçta o imar etmediğin ağaç gibi. Bu ağaç adam değil, irade sahibi değil, yerinden kımıldayamaz. O da meyve vermese o ağaca kızarsın, lan sana bu kadar zahmet çektim, himmet ettim der. Ağaca bile kızarsın. Demek ki sahip olduğun ilahi takdirle
sahip olduğun nimet kadar mesulsun. Herkes bir ayeti kerimede kendine bir teselli bulur. Nedir o? La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Umar ki benim takatim dahilinde değildi, bunu yapamadım ama şu mani vardı, bu mani vardı. Kusurlu adamlar, katil bile mazeret kapısını açtın mı 40 tane kendisini mazur gösterecek sebep zikreder. Çünkü insan nefsine dönüktür. Nefsine muamelesi gayra muamelesinden farklıdır. Mazeret beyan eder. Sırtını kaldıracağından fazla yük yüklemediğine göre o rahatladı. Ama bilmiyor ki bu ayete mefhumu muhalif yoluyla, kemalistlerin lügatlarında böyle ince dakik kelimeler yoktur. Siz bir tekke mensubusunuz. Onun için ben rahat dilimi kullanıyorum. Normal Türkçe kullanıyorum. Mefhumu muhalif yoluyla bakarsan, yani şu bardağın yarısı boş. Buna yarısı boş demekle yarısı dolu demek arasında mavakada gerçekte bir fark yoktur. Söyleyenin zihniyetinde fark var. Menfi düşünceli bir adam yarısı boş diye söze başlar. Müsbet düşünceli bir adam yarısı dolu diye başlar. Müslüman iyimserdir. Çünkü sebekat rahmeti gadabi. Hadis-i kutsi Allah-u Azimişan peygamberin lisanından buyuruyor ki rahmetim gadabımı aşmıştır. Rahmeti gadabını aşmış olan bir Allah karşısında nasıl ümit var olmazsın? Ama yarısı boş bardak diyorsan sen bu dini doğru anlayamadın. Bakın, liselerde fizik dersinde bir tecrübe yaparlar. Bir demir tozu, bir avuç demir tozunu bir kağıdın üzerine dökerler. Sonra altından bir mıknatıs tutarlar. O demir tozları sıraya girer. Hiçbir demir tozu serkeşlik edip de ben bu mıknatısın tesirine tabi olmayacağım diyemez. Bu bir fizik kanunudur. O mıknatıse göre bunlar hizalanırlar. Sıraya girmiş askerler gibi. Bir Müslümanın bütün fiilleri ve bütün fikirleri, İslam'ın temel hakikatleri o mıknatıs kabul et, bütün fiiller ve bütün fikirler, bütün hisler, bütün düşünceler o İslam'ın temel prensiplerine göre hizaya girmesi lazım. Onun icabına göre şekillenmesi lazım. Eğer bu olmuyor da tezatlı İslam'ın temel prensibine tezat teşkil eden bir uslu bile senden bir fikir, bir fiil, bir his usule geliyorsa o prensibi hazmedemedin demektir. Mıknatısı uzak tutarsan kağıda çizgiler teşekkür etmez demir tozlarına. Sen de o prensiplerden uzak kaldın. Ruhen, aklen, fikren, hissen, kalben o prensipleri hazmedemedin. Onunla aynileşemedin. Onunla mütedahil hale gelemedin. O zaman İslam'a otur bir daha düşün. Neymiş bu benim iman ettiğim din? Vallahi size mübalağa gelir bu sözüm ama bu insanların dinlerini ticaret kadar bildiklerini söylemek caiz değil. Sultanahmet Camii'nde dursak, 100 kişiyi sırayla çeksek, namazdan imtihan etsek, vallahi geçer not alan az çıkar. Namazdan ilk var. Demek ki biz bu dinin ehemmiyetini sahip olduğumuz nimeti layıkıyla bilmiyoruz. Bilsek bunun bize ne vaat ettiğini, bunun bizi nereye götüreceğini, değeri ne olduğunu bilsek bunu layıkıyla öğreniriz. Burada asıl ben
beka sıfatının tecellilerini anlatacağım da. Fakat burada bir fıkra anlatayım. Tarihte bir Haccac-ı Zalim vardı, duymuşsunuzdur. Bu Haccac-ı Zalim böyle isim yapmış. Şüphesiz zulüm de yaptı ama o kadar ihtilaf vardı ki belki içine girseniz mazur da görürsünüz. Bazen anarşiyi durdurmak için kuvve-i kahire lazım gelir. Mesela Hazreti Muaviye Hazreti Osman'ın şehit edilmesine sebep olan ihtilafları kuvve-i kahire ile durdurabilmiştir. Çünkü yeni Müslüman olmuş milletler var. Hazmetmemişler İslam'ı. Abdullah İbni Sebe adında bir Yahudi karıştırıyor ortalığı. İsa Aleyhisselam'ın dünyaya tekrar geleceğine inanıyorsunuz da ondan daha büyük olan Hazreti Muhammed diye gelmesin diye. Müslümana cazip geliyor. Allah Allah, benim peygamberim Hazreti İsa'dan daha büyük de. O gelecek tekrar da benim peygamberim niye gelmesin? Mantıki geliyor. Dinde sonuna kadar mantık işlemez. Onun kendine has başka bir mantığı var. Ama bu Yahudi böyle söylüyor. Bu Yahudi böyle söylüyor. Takılıyorlar arkasına. Hazreti Muaviye'ye Alevi propagandasının tesiriyle söyleyip savan çoktur. Efendiler, şunu söyleyeyim ki size, bu beni başka bir tarihi bahse getirir. Bugünkü İslam dünyası bu genişliği 90 senelik Emevi hilafeti zamanında elde etmişler. Daha 3. halife, 4. halife Abdülmelik zamanında İspanya fethedilmiş. 712 yılında İspanya kıtası fethedilmiş. Türkistan'a gidilmiş. Çin'in kuzeyine gidilmiş. Doğu Türkistan'a. Bugünkü, ondan sonra bir adım daha ileri gitmiş değil. Osmanlılar Balkanlara yaydı İslam'ı. Evet. O kötülenen Emeviler o anarşiyi hallederek büyük bir fütuhata girmişlerdi. Bu fütuhatta da Haccac-ı Zalim denilen adamın bizim minnettar olmamız lazım gelen bir adam olduğunu size söyleyeyim. Halife Abdülmelik onu Irak'a vali yaptı. Evet, Irak'ta çok adam aslı kesti. Ama başka çaresi yok. Sonra Horasan valisi yaptı. Bu ordular teşkil etti. Hindistan'ın kuzeyini, Çin'in kuzeyini, onun sevk ettiği ordular fethetti. Tabii küllü şeyin sebebi var. Ama belki o bu işi yapmasaydı biz de Orta Asya'da Moğollar gibi, Hindular gibi putperest olacak. Bu nimetin bize ulaşmasında çok büyük rolü var. Fakat bu Haccac-ı Zalim bahsi uzun bir bahistir. Şunu bilin ki öyle söylendiği kadar kötü bir adam değildir. Çok büyük de meziyetler vardır. Bu akıllı bir adam. Onu bunu asıyor, kesiyor diye bunu anasına şikayet ettiler. Ana kalbi çağırdı bunu. Dedi ki, oğlum niye böyle yok yere insanlar asıyorsun, kesiyorsun? Hem tarihte kötü bir isim bırakırsın, hem ahirette bunun azabını çekersin. Ama dedi, beni sana gelip şikayet mi ettiler? Kadın dese evet, diyecek ki, kim? Yok dedi, ben sağdan soldan duyuyorum. Ben bu anama bu işin gerçeğini ne anlatsam ama nasıl anlatsam? Baktı sarayın önünden biri geçiyor. Elini çıktı, adam geldi. Şu adamı getir buraya. Sokaktan adam kaptı geldiler. Adam bir pişman sarayın önünden geçtiğine dişleri birbirine vuruyor. Ya korkma dedi. Senden biraz konuşacağım. Annem de dinleyecek. Dedi ki, ne iş yaparsın? Ha? O zaman Bağdat'ta Hristiyan var, Yahudi var, Müslüman var. Hangi millet? Elhamdülillah Müslüman. Aa çok güzel. Ne iş yaparsın? Dedi ki, pazarda zeytin alır satarım. Zeytin alır satarım. Dedi ki, ben biraz uzun konuşuyoruz. Oturduğunuz yerde sıkılmasınız herhalde. Kısa konuşmaz.
tekrar edeceğiz. Evet. Namaz kılar mısın? Evet, oruç tutar mısın? Elinden geldiği kadar dinimin emirlerini yerine getir. Ne iş yapardın? Zeytincilik yapardın. Dedi ki, bana dünya ile ahireti bir mukayese eder misin? O fukara dedi ki, efendim beni okutmadılar, ben cahil bir adamım, nasıl onu yaparım? Ya dedim, Müslüman mısın? Ahirete inanıyorsun. İnsansın, aklın var, dünyanın da içinde yaşıyorsun. O inandığın ahiretle içinde yaşadığın dünyayı elbet bir mukayese etmen lazım. Adam özür diledi, o ısrar etti. Bunun üzerine baktı ki bir şey demesi lazım. Efendim dünya ile ahiret mukayese edilir mi dedi. Ahiret sonsuz, hayal edilmeyecek kadar bir alem. Dünya onun yanında bir sineğin konup kalkması kadar bir şey dedi. Hacer dedi ki bak bu da bir mukayese bu. Demek ki ahiret sonsuz, akıl yetmeyecek, hayal yetmeyecek derecede uzun bir alem. Dünyanın yanında bir sineğin konup kalkması kadar. Öyle mi? Evet. Anası da dinliyor. Dedi ki ne iş yaparım demiştim. Zeytinci. Zeytin kaça alınır? Şuna kaça satılır? Buna kaç çeşidi olur? Ne zaman çiçek açar? Ne zaman yeşil olur? Ne zaman siyah olur? Ülkemize nereden gelir? Ne kadarından ne kadar yağ çıkar? Kaç çeşit tuzlanır? Kaç bilmem. Ne sorduysa bilmem. Bravo abi. Mesleğinin erbabıymış. Bana namazın bir vacibini söyledi. Efendim ben dedi arz etmiştim cahilim okutmadılar ben işte. Her halimde gördüm öğrendim kılıyorum. Abdestin mi sünnetini söyle yok. Onu söyle yok. Bunu söyle yok. Ulan dedi seni zeytinciliğin mektebinde mi okuttular? Ucunda menfaat var diye bunu nasıl öğrendin? Bak her suale cevap verdin. Ve sen de dedin ki ahiret sonsuz dünya onun yanında bir sineğin konup kalkması gibi bir şey. Peki o sonsuz olan alemin saadeti için bu namazı, bu orucu, bu abdesti yapıyorsun. O sineğin konup kalkması kadar olan zaman içinde bu zeytini. Sen bu dediğine inansaydın. Bu namazı, bu orucu, o zeytini öğrendiğini 100 katı öğrenmez miydin? Adam eğdi başı. Kellak, bonus sahtekarım bu. Anasına döndü, ben böyle adamların kellesini vuruyorum, bir itirazın var mı dedi. Anası sesini çıkardı. Vallahi lazım Allah'ın bizi imtihan edişi, şu haccacı zalimin o adamı imtihan edişi gibi. Allah bize diyecek, sen Müslümansın. Ahirete inandın, sonsuzluğuna inandın. Cennetin de cehennemin de ebedi olduğuna inandın. Hayatın fani olduğuna iman ettin. Dünya için bunu yaptın, ahiret için bunu yaptın. Bu nasıl inanmaydı? Gerçekten böyle inansaydın, netice bu mu olur? Allah azimişan, zira bir takım işleri bizim dilememizle halkediyor. İşte buna biz, bizim dilememizle halkeden işlerimiz kaderi muallak diyor. Bak ömürü kaderi mutlak. İnsanın mesuliyeti bu saatte. Ben bunu şuna benzetiyorum. Şimdi trenklere özenerek bizde de başladılar köpek gezdirmeye. Adam gidiyor köpek dükkanından bir ip alıyor. Kimi onu 2 metre alır, kimi 3 metre alır, kimi 5 metre alır. Köpek buna müdahale edebilir mi? Asla. Sahibinin takdiri. Ama köpeğin bir selahiyeti var. O mesafeyi isterse sahibinin arkasında, isterse önünde, isterse sağında, isterse solunda kullanır. Demek ki o 2 metreyse, 3 metreyse, 5 metreyse o bir daire teşkil etmek üzere sahibi merkezinde köpeğin bir hareket serbestliği var. Beşeri hayat bunun gibidir. Bizim hayatımız daha teşbih ve la temsil o köpeğin hayatı gibi. Uyumadan duramazsın. Yemeden duramazsın. Defa hacet etmeden duramazsın. Bunlar birer tabiat kanunu de, kavani ilahiye de, kader de seni ihata etmiş, kuşatmış. Bunun dışında bir hürriyetin yoktur. Ama istersen namaz kılarsın, istersen kılmazsın.
İstersen ruh tutarsın, istersen tutmazsın. İstersen hayır işlersin, istersen şer işlersin. Aha bu köpek gibi senin de bir saha içinde serbestliğin var. Bak uyumadan yaşama serbestliğin yok. Yemeden yaşama serbestliğin yok. Hayatı tahlil ettiğin zaman sahip olduğun serbestliğinin hudutsuz olmadığını görürsün. O köpeğin 2 metrelik ipi gibi, 5 metrelik ipi gibi. Ama bir saha sana verilmiş. O sahada her oluş Allah'ın müsaadesiyle. Neden? Köpek bu mesafeyi adamın sağında kullanıyor olsa, oradan otomobil geçiyor, bunu ezer der, icabında ipini çeker, sağda giden köpeği sola alır. Demek ki onun bu mesafeyi sağında, solunda, arkasında, önünde kullanması sahibinin müsaadesiyledir. Müsaade etmeyip de ona müdahale ederse, onun sağda gideceğim veya solda gideceğim demesi bir şey ifade etmez. Senin de o köpeğin sahası gibi bir saha içinde serbestken azmettiğin bazı işlerden araya engel çıkıp da olmaması bu kabildendir. Yani Allah müsaade etmedi o fiilin olmasına. İşte bundan dolayı bu kaderdir. Çünkü senin ishar ettiğin iradeye netice iktiran etmesi için Allah ona müsaade etmesi lazım. Ve halik sıfatıyla senin fiiline dahil olması lazım. O sıfatı tecelli ettirip dahil olmadı mı, senin istemen bizim Karadeniz düğünlerinde havaya sıkılan kurşunlar gibidir. Bir tek şamatası var, hiçbir neticesi yok. Senin irade ısrarında netice alman Allah'ın izni iledir. İşte onun için hayrihi ve şerrihi. Kendi murad-ı ilahiyesiyle olan, kendi kula tanıdığı selayet dahilinde kulun istemesiyle halk ettiği işler olur. Ama müsaadesiyle. Bunu şuna benzetebiliriz. Bir baba bir çocuğu bir oyuncakçı dükkanına götürse. Dese ki oğlum şu dükkandan bir oyuncak ben sana alayım. O dükkan mahduttur. Başka dükkanlar da var. Ama onun tercih hakkı o dükkan içindedir. Aynı köpeğin hareket sahasındaki mesafe gibi. Ama baba olduğu için ola ki yanlış bir oyuncak alır. Oğlum şu oyuncağı alırsan bundan hiçbir netice hasıl olmaz. Birinin gözünü çıkarsın. Bunu alırsan elini kesersin. Bak bunu alırsan niye eğlenirsin? Bunu alırsan şu diye iyiliklerini, meziyetlerini ve mazarratlarını oyuncakların anlatsa babalık şefkatini. Çocuk mazarratlı bir oyuncak seçse, dilerse parayı verir, o çocuğun isteği netice verir. Dilerse merhametinin galebesiyle parayı vermez, çocuğun istemesi bir işe yaramaz. Bir oluşta iki irade var. Allah'ın iradesi, kulun iradesi. Eğer sen bir musluğu çevirdiğin zaman su akmıyorsa senin musluğu çevirmen bir iradedir ama başka bir irade eksik. O suyu gönderen depoda hükmü geçenin iradesi eksik. O senin musluğundan su aksın istemediği için suyu depodan kesmiş. Veya bu ceryan kesik olsa senin düğmeye dokunman netice hasıl eder mi? Ama ceryan var da sen düğmeye dokunmuyorsun. İşte senin mesuliyetin o ceryan olmak şartıyla düğmeye basmak veya basmamak. Hangisi hayırsa, hangisi şerse fiilde. Demek oluyor ki her oluş Allah'ın müsaadesiyle. Bunun manası her varlık kaderin hem memurudur hem de mağlubudur. Çünkü baba nasıl oyuncakların hususiyetlerini anlattıysa merhameti gadabına galip olan Allah-u Azimişşan da bize eğrileri doğruları bildirmiş. Bize matlum olan neticeyi hasıl edecek programı bildirmiş. Ama sen buna rağmen şer seçtin.
dilerse parayı vermesi ilahi iradenin hisarı gibidir. Çünkü suyun başı onda. Parayı vermese çocuğun istemesi hiçbir işe yaramaz. İster hayırlı oyuncak istesin, ister şer. Demek ki Allah'ın iradesi her oluşta bu manaya gelir. Ve bu manada hayrihi ve şerrihi minallahi teala, her şey Allah'ın dilemesiyle değil, kaderi mutlak olan dilemesi, failin ona izdimamı, kaderi muallak olan kulun dilemesine Allah'ın müsaadesiyle izdimam etmesi suretiyle olur. Şu kaderi böyle güzelce anladıktan sonra bunu yaşadığımız sosyal hadiselere tatbik edeceğiz. Ama bir ikinci sıfattan bahsettim. Dedim ki beka sıfatı ilahiyesi de Allah zat-ı uluhiyetine hasretmiş olduğu cihetle masiva Allah'ta yoktur. Bunun neticesi nedir? Bunun neticesi kainatta var kelimesiyle ifade edilebilen, bildiğin bilmediğin, tanıdığımız tanımadığımız ne varsa fanilikle mahkumuz. Beka şansı yoktur. Sadece canlıların değil, cansızların bile beka şansı yok. Ebedi bir tahavvülat, değişiklik bu kainatın temel kanunudur. Hem maddi varlıklar için hem keyfiyetler için. Artık unutulmuş olan bir kelimeyle söyleyeyim. Vukuat ve şuunat için. Tebedülat mukadder. Bunu da size bir tarihi fıtrayla hatırınızda kalır söyleyeyim. Harun Reşit büyük bir hükümdardır, duymuşsunuzdur. Bir gün alimlerini topladı. Dedi ki bir söz söyleyin ki bana nimetin galebe zamanında şımarmayayım. Celal tecelliyle muzdarip olduğum zaman da ümitsiz olmayayım. Her iki halde de beni teselli etsin. Her alim bir söz söyledi. Kim söylemiş bilinmez. Bir alim de dedi ki külle halin yezul. Bu levhadır çok yerde. Her hal gelip geçicidir, fanidir, devam edemez. Beka şansı yoktur. Dedi ne güzel söz. Nimet zamanında bu nimete niye mağrur olayım? Bu gidecek elimden, fanidir, geçicidir dedi. Felaket zamanında niye ümitsiz olayım? Bu da devam etmez ki, bu da gelip geçecek dedi. Bu kainatın temel kanunlarından biri de faniliktir. Bu faniliğin nasıl bak Halik sıfatının olmamasının neticelerini kısaca söyledim. Bu beka sıfatı ilahiyesinin olmamasının neticesi olan bütün mahlukat için ay, güneş, yıldız, trilyon, sedilyonlarca ecram-ı semaviye için bile ölüm var. Küllü nefsin zaikatül mevk, süfe leyla türcavun, ferman-ı ilahi. Çünkü beka, cansız varlıklar için bile yok. Siz görmediniz, demir paslanıyor, çürüyor. O bile değişiyor. Bazı değişiklikler hızlı, bazı değişiklikler yavaştır. Bugün güneş bile helyum gazı kaybediyor, sonunda patlayacak. Yani burada ben bir fenni hakikat anlatsam size, siz Kur'an'ın azameti sonsuz derinlikte bir kuyuya batmak gibi başınız döner. Yani minare gibi yüksel çıksan aşağıda başın döner. Korkarsın düşeceğim diye. Kur'an böyle bir şey. Ama biz cehalet sebebiyle okyanusun derinliğiyle Van Gölü'nün derinliği arasındaki farkı kavramıyoruz. Kur'an izzetşem sükü veret buyuruyor. Güneş dağılıp parçalandığı zaman.
Yasin suresinde veşşemsü, çok özet söyleyeyim, veşşemsü tecrili müstakarrın, müstakarrın buyurmuyor, ne müstakarrın, lam ilah manasını alır. Bu güneş hareket ediyor demektir. Bunu batı alemi kabul etmemiştir. Kopernik sistemi, güneş sabit, dünyanın etrafında dönüyor. Ta 17. asırda D'Alembert diye bir Fransız alemi ispat etti ki, güneş hareket ediyor, hem de bir doğru çizgi üzerinde. Ama sistemiyle birlikte hareket ettiğinden kavranamıyor. Mesela siz bir otobüste gidiyor olsanız, aynı süratte yanınızdan bir otobüs gitse, iki otobüsteki iki adam birbirine baksa hareketi kavramaz. Çünkü aynı süratte gidiyorlar, duruyor zanneder. Otobüste bunu fark edersin. Hareket duran bir şeyle mukayese edilerek kavranır. Her şey çevrenizde aynı harekete tabi ise bunu kavrayamaz insan beyni. Bu ancak hesapla çıkar. D'Alembert ispat etti ki dünyada dahil bütün sistemiyle güneş bir hattı müstakimizde gidiyor. Peygamber buyuruyor ki müstakarru atahtel arş. Onun müstakarru arşın altında bir noktadır. D'Alembert de ispat etti ki bütün dünyayı artık Kur'an'ın hakikatini dünya kabul ediyor. Öyle yüzlerce de mesele var. İspat etti ki gittikçe güneş soğuyor. A, B, X dediği bir noktaya vasıl olduğu zaman hayali bir nokta. Bu soğuma had safhaya gelecek ve güneş parçalanacak. Tıpkı o maden kömürü yanan bir sobadan kor halinde kömürler çıkarsan soğumayla onlar biraz sonra parçalanır. Çünkü hacim farkı olur. Parçalanır. İşte bu soğuma neticesinde güneş parçalanacak diyor. Halbuki Kur'an-ı Zeşşem'si güneş parçalandığı zamandır. Böyle binlerce hakikat var. Bunların her biri bir konferans meselesidir, mevzudur. Buna girmiyor. Ama tebeddülat, değişiklik ebedidir. Ne hayır üzere ne şer üzere. Ne kemal üzere ne zeval üzere. Bir hal devam etmez. Tebeddülat ebedidir. Bu tebeddülat demirin paslanmasından tut, yiyeceklerin bozulmasına kadar işte güneşi misal verdim size. Güneşin her an helyum gazı azalmasıyla parçalanmaya doğru gitmesi gibi ebedi bir değişme halinde. Bunun haricinde hiçbir şey yok. O zaman beşer hayatı da yok. O zaman keyfiyetler içinde beka yok. Eğer Allah-u Azimüşşan zat-ı uluiyeti haricinde bir tek şeye beka şansı verseydi o İslam olur. Çünkü kainatı yaratmaktan murad-ı ilahiyesi ins-i cin idraki seviyesinde zat ve sıfat hakikatlerinin bilinmesi ve bu bilmenin tabii ve vicdani bir neticesi olarak ibadetlerle tekrim olunmasıdır. Bütün bu kainatı bunun için yarattı. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Dikkat edin, cinler insanlardan çok olduğu için, çünkü 3000 sene yaşarlar. Kur'an-ı Kerim'de insan ve cin birlikte zikredildiği zaman daima cin evvel zikredilir. Bu şereften değildir. En şerefli varlık insandır. Çünkü insanda iki sıfat yok. Halik ve beka. Cinde bunlardan mı da bir de vücut sıfatı yok. O bu elektrik gibidir, enerji. Yani insanın duğunundadır. Cinin evvel zikredilmesi çokluğundandır. Sahabe cinni vardır. Onunla temas eden de vardır. Bu ayrı bir ilimdir. 3000 yıl yaşarlar. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Ben cinleri ve insanları
sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. Ve subhanallah, bu ancak İslam ile kaim. Hazreti Adem'den ahirzaman nebisine kadar Allah tarafından tebliğ buyurulan din İslam'dır. Öbürü ona Musevilikler, öbürü Hristiyanlıklar, onların bozduğu kendi şekillerine verdiği hakkı. İnne dîne indallâhil İslam. Allah katında bir tek din vardır. Ve Allah her defasında insanların bozması üzerine onu göndermiştir. Bütün peygamberler İslam'ın peygamberidir. Çocuğun namaz sonrasında okuduğu aşırdan la nüferrigu beyne ahadım. Onlar arasında bir fark gözetmeyin. Hepsi birdir. Yolu birdir. Birbirlerini teyit eder. Filozoflar gibi birbirlerini tekzip etmezler. Bu İslam ile kaim olduğu halde Peygamber aleyhissalatu vesselam bedetü dinu gariben seyahudu gariba. Allah 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 Allah. Bu din garip başladı, sonu da garip bitecektir. Allah'ın dini, sahibi olan Allah olan bir din garip bitecek. Çünkü Allah'tan gayri hiçbir şey beka sıfatından nasip almamış. Bunun bundan daha beli, bundan daha mutlu bir misali olamaz. Bu peygamber sözü. Bedetü dinu gariben seyahudu gariba. Bu din garip başladı, sonu da garip gelir. Siz şimdi bu bizim zamanımız olmasın diye düşünmeyin. Bakın siz ne güzel bir zamandasınız, sıra ona da gelecek. Efendiler, bu demektir ki İslam bile bu fanilikten hariç değildir. Bu öyle umumi bir kaydı. O zaman bir şey fani olunca ya yokluktan var olmaya doğru çıkar ya varlıktan yok olmaya doğru gider. Ebedi değişikliğin de manası budur. Yani bu dini ıslahta zevalden kemale, kemalden zevale daimi bir değişme, gelişme halindir. Şimdi bir şeyin sonuyla başı birbirine çok benzer. Çocuk doğduğu zaman devamlı yatar. Kalk yürü, yürüyemez. 100 yaşında bir adam da vaktini yatakta geçiyor. O da yürüyemez. İnsan hayatının başı da acziyettir, sonu da acziyettir. O vücudun gelişmesi devam eder, devam eder. Kemal erer, sonra zevale döner. Her şeyde bunun gibi. Yoktan çıkar, gelişir gelişir, her şeyin kemali başka bir der mertebededir. Çünkü bu Allah-u Azimüşşan'ın yarattığı her mahluk bir ikincisi olmamak şartıyladır. Buradan bir umumi kaide, madem gafuraya geldi söyleyeyim. Bu alem ihtilaf üzere kaimdir. İttifak üzere değil. Çünkü bu alemde iki şey birbirinin mutlak manada aynı olsa, şekilde, kaderde, şunda bunda, birini yaratmak abes olurdu. Hikmeti kalmıyor. Ne hikmete mebni yaratıldıysa biri onu icra ediyor, öbürü fuzuli. Abesle iştigal Allah hakkında caiz değildir. Onun için bir elma ağacında 1000 tane elma olsa, gramında, tadında, renginde, şeklinde bir fark vardır. İki elma mutlak manasıdır. En azından kaderinde. Biri çürür, yere düşer, biri bir insana nasip olur. Birini bir hayvan yer, birini bir kafir yer. Allah'a isyan eder, birini bir mümin yer. Nimetlerin miracı Allah'a secde eden bir müminin vücuduna dahil olmaktır. Onlar da bir ittifak kaydeder sonra toprağıdır. Bakın kudret-i ilahiyeye ki dünyanın 5'te 4'ü sudur. 5'te biri kara parçasıdır,
Onun da dörtte üçü kayalık veya kum çölüdür. Hesap edin dünyanın kaçta kaçı mezru, kabinize ziraat edilebilir arazidir. Bu kadar az toprak küre-i arz üzerinde ne zannedersiniz? Yani size en basitinden vereyim. Kaç yılan hareket halindedir şu anda dünyada? Belki selbiyon karnı o topraktan doyuruyor. Kaç fil hayattadır şu anda? Belki milyon karnı oradan doyuruyor. Kaç insan 6,5-7 milyar insan karnı o topraktan doyuruyor. İstihale suretiyle toprağa döndürüyor, et yapıyor, ot yapıyor, adam yapıyor, hayvan yapıyor, tekrar toprağa döndürüyor, sermayeyi asliye. Bir avuç toprak. Bir avuç toprak. Ondan geliyor, tekrar ona dönüyor. Düşünsen kainatta bu toprağın beslediği canlıları. Karıncadan file kadar. Peki bu kadar canlıdan iki şey birbirinin aynı mıdır? Hayır. Alem ihtilaf eder. Bunu nereden çıkarıyorsun? Sen aynanın karşısında dursan orada bir görüntün hasıl olur. O anda senin yüzüne bir sinek konsa o görüntüde bu çıkmasın istesen kabil değil. Sen aynanın karşısında durduğun müddetçe yüzünde bir sinek varsa o çıkar. Ben varsa o çıkar. Bir leke sürünmüşse o çıkar. Çünkü o gölge başka bir şartlarda asıl varlığın bir inikasıdır. Bu kainat sıfat-ı ilahiye inikasıdır. Allah ise cami'ul ezdak. Sıfat itibariyle zıt sıfatların sahibidir. Hay onun ismidir. Mümit onun ismidir. Öldüren de onun sıfatı, yaşatan da onun sıfatı. Hadi hidayet veren onun sıfatıdır. Mümit dalalete götüren onun sıfatıdır. Size derler Allah'ın 99 ismi vardır da bir ismi de İsmi azamdır da o meçhuldür de falan buna hak sözüdür. Allah'ın 3000 sıfat-ı ilahiyeti var. Mesela size söyleyeyim Allah'ın şafi bir hasta. Eğer kader-i mutlak değilse şafi sıfat-ı ilahiyesine sarılsın. Doktorun ilacı halt etmiş onun yanında. Şifayı bulur Allah sebep aldı. Çünkü hasta olan adam bir yanlışla nasıl olmuyor ki? Diyelim kalp. Senin her kalbinin atışı bir son olabilir. Efendim bir pıhtı olurmuş da kanda gelir damarı tıkar. Ve subhanallah bu pıhtıda senin iraden var mı? Ayva yiyende mi oluyor? Elma yiyende mi oluyor? Doktor söylesin bakayım. Belli değil. O kanda bir pıhtı olur gelir senin kalp damarını tıkar. Kanı, kalbi besleyen damardadır o. Kalp kan pompalama yapamaz. Senin vücudunda saatte 7 kilometre hızla kan dolanıyor. Trilyonlarca hücren var. 200 milyar hücre. Bu vücut her insan vücudu bir günde kaybediyor. Yenisini imal ediyor. 200 milyar. Her 24 saatte bir. Bu hücrelerden bir tanesinin hayat şansı 4 saniye geçmeden taze kan almasına bağlı. Bir damar tıkanıp da bir hücre tık 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 4 saniye. Taze kan almadı mı o hücre ölür. O hücre kan, kalp hücresi ise kalp hastalığı, kalbin vücuda gönderdiği damarların tıkanması değildir. Kalbi besleyen damarın tıkanmasıdır. Kalbi besleyen damarı bir fıhtı gelip tıkadı mı? O damar ne kadar hücreye hükmediyorsa 4 saniye onlar yaşayabilir. 5. saniyede öldü. Pompalamayı yapamaz.
kalp krizinde yavaşlıyor ya. O daha tam tıkanma değil işte. Pıtlığı atıyor mesela. O tıkanma 4 saniye geçti mi o damarın beslediği hücreler ölür, kalp pompalamayı yapar. Sen bir saati kurarsın, belli bir zaman sonra bir daha kurman lazım. Allah ana rahminde senin kalbini kurmuş, icabında 90 sene, 100 sene ilave bir kurma olmadan bu çalışıyor. Kasılıyor, kan pompalıyor. Genişliyor, kasılıyor. 90 sene saati 24 saatte bir kurmasan durur. İlahi tayinle o ana rahminde başlıyor. Sonra o kalp, o kasılmayı bir pıhtı gelir de onu besleyen damarlardan biri tıkanırsa yapamıyor. Ve o kalpten gidiyor. Kalp pompalama yapamadığı için bu sefer vücudun öbür hücreleri de ölüyor. Buradan ne çıkarıyoruz? Allah Azimüşşan öyle hassas makinalar halketmiş ki karıncadan file kadar, kendine kadar. Bak, Allah'ın sanat harikası insandır. لَكَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Sade insan için ben onu en mükemmel bir surette yarattım buyuruyor. İnsan. Bunun manası nedir biliyor musun? Allah'ın bütün sıfatlarından insanda nasip var. Bakın size yanlış anlamanızdan korkmayarak altyapınız olduğu için bir şey söyleyeyim. Bu kainatta bir teslis var. Allah Azimüşşan kamil manada ve sıfat itibariyle 3 yerde tecelli etmiştir. Bundan 55 sene evvel fakültede talebeyim biri bana dedi ki ya sen çok akıllı adamsın da niye dedi gerici yobazsın dedi. Dedim ki sen Müslümana yobazsın, ben Müslümanım. Evet dedi, şeriatçısın dedi. Dedim ki hiçbir sebep olmasaydı İslamiyet'in insanı yükselttiği yüce mevki benim Müslüman olmama yeter. İnsanlar din icat ediyor. O dinlerine bir Allah mefhumu koyuyorlar. Allah'ın vaaz eylediği dindeki insan mefhumu kadar mükemmel değil. Bak, insan Allah'ın bütün sıfatlarından nasip almış. Şu bardakta 3 sıfat, 5 sıfat, 10 sıfat olur. Başka bir şeyde mesela bunda hay sıfatı yok. Olsa dirilik olacak. Ama salatalığı yetiştiren bitkide hay sıfatından bir zerre var. Ama hayvanda daha fazla var, insanda daha fazla var. Onun da her sıfatın hem sayısında fark var, hem tecelli derecesinde fark var. Yalnız insanda beka ve halik sıfatı hariç bütün sıfatlardan nasip var. İkinci, bu sıfat tecellileriyle terekküp eden hakaikin ikinci tecelli yeri Kur'an'dır. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki el insanu vel Kur'anu tev emam. İnsanla Kur'an eşit manalı iki kelimedir. Ve subhanallah insanı yücelttiği mevkiye bak. İnsan canlı Kur'an'dır. İnsanın tefsiri genişletilmesi Kur'an, Kur'an'ın tefsiri kainattır. Kainatı hakikat hakikatlerini nazari olarak çener. Kur'an'ı elde edersin. Kur'an'daki hakikatleri bir nebatın tohumu gibi teksif et, insanı elde eder. İnsanın açılımı Kur'an, Kur'an'ın açılımı kainat. 3 yerde kamil tecelli var. Biri insanda. İnsan zübde-i kainat onun için. Kainatın özü. Alem-i kebir kainat. Alem-i asgar insan. Küçük bir kainat. Kainatta ne varsa insanda var.
dünyada bir insanı insan olmak haysiyetiyle bu kadar yükselten bir sistemi beşeriyet hayal bile edemez. İslam'dan gayri yol tutanlar var ya, yehdi men yeşâ'u. Hakikatin bir tezahürü de diyebilirsin, İslam'a vakıf olmamalarının bir neticesi de diyebilirsin. Çünkü bir insan, insan olarak kendini hissediyorsa, bir sistem ki hayal ötesi yükseltiyor onu, ona nasıl taraftar olur? Sana bir adam itibar etse, sen mukabelede bulunursun. İtibar eden adamın, hatta hissen mağlup olursun. Allah sana nasıl iltifat ediyor? Sen nasıl bir yaratıksın ey insan bil. Sen bir kainatsın, küçültülmüş bir kainat. Hoşça bak zatına kim, zübde-i alemsin sen. Merdum-i dide-i ekvan olan alemsin sen diyor Şeyh Kadir. Sen böyle şerefli bir yaratıksın. Bu kadar seni yükselten bir sistemi senin nasıl kabul etmen lazım? Aşıkane, mecnunane. Sana deli desinler. Üskürullahu kesiren hatta yekulune mecnunun. Bana iki defa deli dediler. Biri de çok Allah diyorum diye. Bu da Bakırköy'de oldu. Ya bir şeyim yok diyorsun da nedir bu Allah 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 Allah. Canım sıktı Allah diyorum diyerek bana deli diyor. Sonra hadis aklıma geldi. Üskürullahu kesiren hatta yekulune mecnun. Siz de deli diyecekleri hadde kadar Allah'ı zikredin. Sen bu İslam denen dinin senin ne nasıl anlattığını, seni ne mevkiye koyduğunu, sana ne nimetler ihsan ve ikram ettiğini, seni nasıl nimetlere namzet hale getirdiğini anlasan, vallahi bunu dahili idrak eden bu akşam burada bir adam çıksa evinin yolunu şaşırır. Heyecanla. Yani bir adama desen ki baban mezardan geldi, babasını görsün şaşırır herhalde, düşer bayılır, böyle şey olmaz diye. Bu ondan daha büyük bir şaşkınlık olur. Demek ki biz gaflet sayesinde evimizin yolunu buluyoruz. Gaflet sayesinde birçok işleri yapıyoruz. Ha, mutlak teyakkuz da tehlikeli. Çünkü hayatı da idame ettirmek lazım. Kantarın topuğunu taşırırsın o zaman. Ona da meczup derler. Bu dinde meczup olmak makbul değildir. Makbul olan cazip olmaktır. Temkini elinde tutmaktır. Terazinin topuğunu kaydırma. Temkini elinde tutmaktır. Tarikatta böyle bir tehlike de vardır. Akıllı olun. O nimeti idrak edin, sahibine izafe edin. Varlık vehmine düşmeyin. Demek ki sen böyle şerefli bir varlıksın. O zaman sen de cam-ül lezzatsın. Çünkü bütün sıfatlardan sana nasip vermiş. Cam-ül lezzat demek hayırla da mücahitsin, şerle de mücahitsin. Ama bütün kainat tabii. O zaman bu zıtlık kainatın bertaraf edilmeyecek temel bir kanunudur. Bir esasıdır. Bunun manası şudur. Müslümanlar ne kadar kuvvetli olursa olsunlar küfrü yok edemezler. Çünkü Allah'ın mudil sıfat-ı ilahiyesinin de tecellisine muhatap, masadak bu alemde daima insan olacaktır. Küfrü yok edemezsiniz. Kafirler ne kadar kuvvetli olurlarsa olsunlar, imanı yok edemezler. Allah'ın hadi sıfat-ı ilahiyetine muhatap daima mevcut olacak. Hiçbir ilahi sıfat bu kainatta muhatapsız değildir. Mahkemelerde Kur'an'dan muktebes hukuk tatbik edilirken millet namına hareket ettiğini söyleyen bir millet düşmanı onu yasak et. O hareket millet namına değil. Ama
milletin belki müsaak hale geldiği bir sebepti. Onları biraz sonra söyleyeceğim. Ama Kur'an'ın asıl meriyeti mahkemedeki meriyet değildir. Kur'an'ın asıl meriyeti kainatta hakim olan vukuat ve şuunat iledir. Mesela Allah bir şey yapmayın diyorsa her an o işi yapan biri var, ona hitap var. En az biri. Aminu diyorsa imana muhatap olan var. Kün diyorsa, o kün Kur'an'da ebedidir. Güneş ışığı gibi. Bak gene geliyor dünyaya. Görmüyoruz ama dünyanın arkasında. Layen katı, kesiksiz tecelli halindedir. Bütün ayatı beyinat. Meriyet budur. Çünkü Kur'an kainatta mekruz olan kavanin-i ilahiyenin nazari ifadesidir. Söz halinde tecellisidir. Söz halinde bir kainattır. İnsan da tohum halinde bir kainattır. Kainatsa fiilidir, izafi varlıktır. Onun var dememizde de varlığı Allah hakkındaki vücut sıfatı gibi değildir. Vücudu izafidir. Senin vücuduna nazaran aynadaki görüntü neyse Allah'ın varlığına nazaran bu kainatta budur. Yunus diyor ki ete kemiğe göründüm. Yunus değil göründü. Bir zaman göründü. Bir zaman sonra yok. Sen o aynadaki gölgeyi ebedi tutabilir misin? İşin var, gücün var. Oradan çekileceksin. Çekildiğin zaman görüntü kaybolur. Her varlık topraktan aldığı mevat-ı tabiye ile bir şekil iktisap eder. O şekli belli bir müddet kemale doğru götürür. Ondan sonra zeval. Bitki de böyledir, hayvan da böyledir, insan da böyledir. Demek ki zevalden kemale, kemalden zevale ebedi bir dönüş. Lakin Allahu Azimüşşan'ın rahmeti gadabına galip olduğu için hayrın galebesi şerrin galebesinden daha uzun müddet sürer. İmanın galebesi küfrün galebesinden daha uzun zaman sürer. Bunun tecellisi bizim tarihimizde apayan görülür. 1839 Tanzimat Fermanı'na kadar Türkiye İslam ile idare olunuyor. Yani yavaş yavaş Osmanlı Beyliği küçük bir aşiretten geldi, kemal erdi, zirveye çıktı. O zirvede devam etti. 6,5 asır. Fakat sonu aynen bir hayat süren adamın sonunun ihtiyarlığı gibi çocukluktaki zafiyete doğru döndü. Bu şu sebeple oldu, bu sebeple oldu, hariçten oldu, dahilden oldu. Bunların hiç ehemmiyeti yok. Çünkü beka şansı yok. Devletine devlete ebed müddet dedi diye o devletin ebedi devam edeceğini demek istemiyor. O uzunluktan kinayedir. Uzunluktan kinaye. O bir gün geldi, zaaf başladı. Artık imanın galebe mevsimi bitti. Dünyayı Cenab-ı Allah hep yaz yapsaydı. Yahut hep kış yapsaydı. Vallahi bizde yaşama heyecanı olmazdı. Lakin yazın arkasından bir ara mevsim getiriyor, sonbahar, sonra kış yapıyor, tabiatı yok ediyor. Otlar kuruyor, ağaçlar yapraklarını döküyor, tabiat kavruluyor soğuktan. Eğer bu bir insanın hayatında bir defa olsaydı kış, hiç kimse bir daha bu dünya düzene girer, baharı tasavvur edemez, hayal edemez, akıl edemez, tahmin edemezdi. Tekerrür ettiği için tecrübeten kışın her şey mahvoldu, kurudu, otlar yok oldu, ağaçlar yaprağını döktü, telaş etmiyoruz. Biliyoruz ki bir mevsim gelecek, eski neşvu nemaya yeni ve daha dinde bir heyecanla bu tabiat dirilecek. Allah'ın hay ismi. Eğer Allah-u Azimüşşan ağaçları yapraklandırmayı bize bıraksaydı, biz onun trilyonda birini yapraklayamazdık. Bir defa yarısından çoğunu unuturduk.
Halbuki kaya kovuğunda çıkan bir ot bile imal edilmiyor. Vakti gelince yaprak, topraktan yaprak imal ediyor, çiçek imal ediyor, meyve imal ediyor, ne ediyoruz? Bir kuşun gagasından bir tohum düşüyor bir kayalığa, kayanın çaprağında bir yere takılıyor. Ayakta kalsa onu başka bir kuş yiyecek, o çatlakta kalmaktan mütevellit orada bir bitki bitiyor. Köy hayatından gelenler bilir, kayaların çatlağında bitmiş koca çam ağaçları vardı. O tohumun kaderi o kuşa yem olmak olsaydı, o çatlağa denk gelmezdi, kuş onu gagasından düşürmezdi. O bir çam ağacının vücuda gelmesi için kaç trilyon sebep bir araya geliyor, kaç trilyon menfi sebebi bertaraf ediyor ve onun varlığına vücut veriyor. Kainatta böyle bir nizam var. Ama bu nizam içinde biz biliyoruz ki beka şansı yok. Ne küfür ne iman, ne kemal üzle ne zeval üzle baki kalamaz. Ve gördük ki şimdi Allah'ın rahmetine, gadabına galip olduğu için de hayrın galebesiyle şerrin galebesi müddet itibariyle aynı olmaz. Şiddet itibariyle de aynı olmaz. Kemal itibariyle de aynı olmaz. Bunu bizim tarihimizde görüyoruz. Bak 1839 Tanzimat yazın bitip sonbaharın başlaması demek. Hafif bir inhiraf başlamış. Efendim Avrupa'da zorlamış. Sanayide ileri gidememişiz, geri kalmış. Efendim ikinci Mahmut gibi hadiseyi yanlış izah eden bir padişah dengi. Saytayabildiğin kadar. Bunların bir beşeri planda izahı vardır. Bir de kader planda izahı vardır. Beşeri planda izahını üniversiteler yapıyor. Biz de kitaplarımızda halka yapıyoruz. Çünkü küllü şeyin sebebi var. Her oluş bir sebebe mebnidir. Allah öyle yaratmış. Burada size bir fıkra anlatayım da ondan sonra Osmanlı'dan çok çabuk günümüze gelirim. Zannetmeyin size Osmanlı tarihini anlatacak değilim. Ona hakim olan kader perspektifinden hakim olan mantığı anlatacağım. Ve bu mantığın nasıl devam ettiğini anlatacağım. O zaman bu akşam bir rahat uyku uyuyacaksınız. Hayatınızın sonuna kadar uyusanız. İslam'ın galip gelmesini önleyemezsiniz. Çünkü o murad-ı ilahi icabıdır. Artık tecelli ilahiye ehli küfür üzerine cemal, ehli iman üzerine celal, onlara bize cemaldir. Sen kendinden bilme. Allah'ın murad-ı ilahiyesine göre esbab tecelli ediyor. Onu sonra söyleyeceğim. Ama burada size bir şey anlatmak istedim, şimdi hatırımdan çıktı. Fıkra anlatacak. Fıkra anlatacak. Ha, demin ki kader izahının sonunda anlatmam lazımdı ama gene ona taalluk eder. Dinen ağır meseleleri altyapısı zayıf insanlara anlatmak çok zordur. Ben hayatımda böyle bir adam tanıdım. Beşiktaşlı Hacı Cemal Efendi. Belki duymuş olanlarınız vardır. 50 sene evvel, 55 sene evvel Beyazıt Camii'nde vaaz ederdi. Ben de üniversite talebesiydim. Onu dinler. Bak ne kadar veciz, iğnelemesi veciz, anlatması veciz. İnnel beyane le sihra. Söz sihirdir kullanılmasını bilene göre. Evet. Diyor ki akşamda sahurdan pide kalmıştı. Ramazan'da vaaz ediyor. Sabahleyin baktım ki bizim kedi kaptı onu gidiyor. Hanım hanım şu kedi Ramazan'ı unuttu. Orucu bozulacak. Yakala şu pideyi al dedi. Herif sen deli misin? O hayvan. Hayvanlar oruç tutar mı? Dedi. Bak o demiyor. Karısı demiş ki o hayvan. Hayvanlar oruç tutar mı? Bu bir maharet isteyen bir iştir. Böyle bir oflu hoca Alan Dağı'nda yaylada kaderi izah etmeye kalkmış. Onu demiş, bunu demiş derken
sonunda bir misalle işi anlatmak istemiş. Demiş ki, ula sahi derdili beylük. Ula sanma onu sağa etti o. Ya onu sağa ettirdi Cenab-ı Allah. Ula niçin? Ula Cenab-ı Allah sağ o eylük edilsin diye istemese onun aklına bile getirmez onu. Farz edelim kendi aklına. Onu ne koyar? 40 tane mani da edemez onu. Ula sağ bir etti bir fenalık. Sanma onu da sağ etti o ya. Onu da sağ ettirdi Cenab-ı Allah. Niçin? Ya o fenalık sağ edilsin diye Cenab-ı Allah istemezse, dilemezse o önünü edecek adamın aklına bile getirmez. Hadi kendi aklına önüne çıkar 40 tane mani da onu edemez. Ula hayrihi ve şerrihi minallahi teala türkü değildir ya dedi. Dışarı çıkınca bir muzip adam bir adım geri kaldı da hocanın ensesine bir tokat. Hoca ula diye dönünce ne kızaysın dedi. Hoşanın sağa ben vurmadım. Vurduğunu sağa Cenab-ı Allah. Hoca dedi ki ula ben camide söylediğim sözleri hoş unutmadım. Tabii onu bana Cenab-ı Allah vurdurdu. Lakin Cenab-ı Allah'ın eli ayağı olacak değil ya. Gerçi yedullâhe fevgâ ediyeküm ayeti var ama o mecaldır, güç manasındadır. Müteşabih ayettir. Allah'a el izafe etmek küfürdür. Mahluka benzemekten münezzehtir. Allah'ın eli ayağı olacak değil ya. Böyle kötü işe bir namussuzu memur eder. O bak eğer kimi memur eder. Ya. Ya. Birisi de Osmanlı Devleti'ni yıktı diye övünebilir. Ama öyle yanlış işe de öyle yanlış adamlar memur olur. Domuz da kesiliyor. Onu kesen de kasap, kurban kesen de kasap. Şekil aynı. Ama mahiyet var. Evet. 1839'da bu değişme başladı. Bakın. Tecelli ilahiyede bu zıtlar arasında bir kavga vardır. Kainat. Yahut birbirini belli etme. Yok edip yerini alma. Bir odada soba yaksan o sobanın odaya yaydığı sıcaklık kadar soğukluk zahil olur. Bir terazi düşün, kefenin birini aşağı itersen o aşağı ittiğin kefenin aşağı itildiği kadar öteki kendiliğinden yukarı çıkar. Bir tenazür var iman ve küfür arasında, hüsn ve kubuh arasında, vücut ve adem arasında, zıtlar arasında bir tenazür var. Buna göre ehli küfre celal, ehli imana cemaldir. Yani ehli küfre celal onun terazisini itti aşağı demek. Biz kendiliğimizden çıkarız. Ehli küfre celal, ehli imana cemal. Ters. O halde 1839'da başlayan hareket bizim için bir celal, ehli küfür için cemal. Bizim aleyhimizeydi. Tanzimattan bir cüz'i taviz verildi. Şimdi buradan kıbleye dönen bir adam bir derece eri dursa o Mekke'de 100 kilometre olur. Mekanda böyle olduğu gibi zamanda da böyledir. Mesela bir adam gençlik yılında hafif bir inhiraf yapar, kemal yaşına gelir kendini meyhanede bulur. Gençlik yaşında bir doğru yola girer, 40 yaşında kendini hacda bulur. Ama başlangıcı o ilk adımdır. O gitgide bir açının büyümesi gibi. Tanzimat yüzü kıbleye dönen bu milletin bir derece inirafıydı. Bu hep büyüdü. Çünkü şuna benzer. Yaz bitti de sonbahar geldi mi? Her gün hava biraz daha soğur. Lakin birdenbire yazdan kışa geçilmez. Birdenbire kıştan da yaza geçilmez. Allah zıtlar arasındaki münavebede bir tedriç kanunu halk etmiştir. Tedriç. Yavaş yavaş.
ani bir değişiklik yoktur bu alemde. Zelzele mi diyeceksin? Hazırlığı tedricendir. Kahvenin taşmasına benzer. Sen ne kadar hızlı ateş olursa olsun kahveye koyduğun anda taşmaz. Altındaki ateşi artırmadığın halde bir zaman gelir ki o alttaki ateşin temadisiyle ziyadeleşen hararet o kahveyi bir saniyede taşır. Sonuna doğru. Geceden gündüze geçişle böyledir. Gündüzden geceye geçişte. Sabah namazına biraz geç kal, 5 dakika içinde hava ağrır. Halbuki sen yarım saat evvel kalksaydın o kadar ağırma 20 dakikada usule gelmezdi. Tebettülat başlangıcında yavaştır, sonuna doğru hızlanır. Eğer 2 gün evvelki mecliste 1920'lerin 1930'ların imansızlığını temsil eden bir adam dersim için şu sözleri söylediyse, eğer 20 sene evvel onlar da bu işi halletmeyi istediği halde bir Müslüman kadro hallediyor diye 20 sene evvel söylediklerini inkar yoluna sapıyorlarsa, bil ki küfürde bir hızlanma var. O zaman kahvenin taşma zamanı gibi. Bu hızlanma sonunun yakınlığına bir delildir. Sonunun yakınlığına en büyük delil Ergenekon'dur. Halbuki ben buraya bir tarihi seyir içinde geleceğim ama adamlar 40 çuval evrak yakıyorlar. Gizlenmek için. Delil yok ediyorlar. Aralarından biri en can alıcı vesikayı gönderiyor mahkemeye. 40 çuval vesika yakmasından hiçbir netice hasıl olmuyor. Herifler denize silah atıyor. Hesap etsen bulamazsın, balıkçının oltasına yakalım. Askeri mıntakaya girilmesi yasak mıntakaya silah gömüyor. Birisinin internetinde bilmem ne ortaya çıkıyor. Silahlar bunu saymakla. Bu nedir biliyor musun? Allah üzerlerinden settar sıfatını kaldırdı. Bunlardan bir tanesinin kenefte resmi ortaya çıkarsa hiç şaşmam. Allah mutlak manasıyla settarı kaldırmış. Her insan kenefe gidiyor. Hiç kenefte bir adamın resmini gördünüz mü? Çünkü Allah kafiri de settar sıfatıyla örtüyor. Bu sıfattan insan olan herkeste bir nasip var. Ama onlar üzerinden büyük ölçüde kalktı ki en gizli, en mahremane işleri bile aile açık. Bunların hali hamamda peşlemalı düşmüş adamdan farksız. Bu Allah'ın settar sıfatını kaldırmasının neticesi. Bu onların mağlubiyet devrinin başladığını gösterir. Bundan kamil netice alınmış alınmamış o da o kadar mühim değil. Çünkü Allah'ın tebeddülatında bir tedriş kanunu olduğu gibi bir uçağın yükselmesi gibi kavis gibi değildir. Tezatsız bir testere ağzı gibidir. Mesela yarın hiç ummadığınız bir şey olabilir. Çok canınızı sıkacak bir şey. Ama temadi etmez. Çünkü maneviyatın da bir mevsimi var. O maneviyatın mevsimine mesela Haziran gibi bir gün sıcak olsa devam edebilir mi? Ertesi gün yakar, yağar ve yağmur yağar. Çünkü Kasım ayının ortasındayız. Mevsimin tabiatına aykırı bir iş olursa temadi şansı olmaz. Mevsimin icabına göre. Erzurum sahilden 1950 metre yüksek. Acaba her metrede yükselerek mi sahilden Erzurum'a gidiyor? Hayır, bazen inliyor. Bazen iniliyor. Ama o mesafeyi kat etmek için indiğinden fazla çıkılıyor. Yani yarın 5 derece hava ısınsa mevsim tersine döndü, yaz gelecek diye umar mısın? Ertesi gün 10 derece düşer, onu telafi eder. O borsada iniş çıkışları gösteriyorlar. Zikzak halinde. Ama o zikzak ya yükselişte ya inişte.
İnerken de zikzak oluyor, testere ağzı gibi çıkarken de. Şimdi bunun manası, kainata hakim olan tedriç kanunu bir tebeddülat zamanında inişte olan bir şey mütemadi inmesi, çıkışta olan bir şey mütemadi çıkışı suretinde tecelli etmiyor. Çıkıştaysa bazen de iniyor ama indiğinden fazla çıkıyor. Böylece mesait irtifağı temin ediyor. İnişte bunun aksi oluyor. Mesela sonbaharda böyle olur. Sonbaharda kıştan kalma, ilkbaharda kıştan kalma bir gün olur. Kış geri geldi dersin ama devam etmez. Çünkü ölü yaz. Soğuğa verdiği tavizden fazla sıcağı verir ve yaza ulaşır. Belli bir müddet o yaz devam eder, ondan sonra aksine bir tecelli başlar, kışa ulaşılır. Bu tebeddülat kainatın temel kanunudur. İman küfür galebesinde de böyledir. İman küfür galebesinde de. Bu Adem Aleyhisselam'ın dünyaya tard edilmesi mahut zelle ile olduğu gibi beşeri liyakat ve istikaklar sebebiyle vaki olur. Yani Cenab-ı Allah beşeri liyakat veya istikakları tabir caizse bahane ederek hayrı veya şerri, celali veya cemali galip getirir. Bir dönme dolap düşünün. Bir kabin en tepedeyken bir kabin en yerdedir. Biz çocukken bayramlarda bilerdik. O zaman elle de çevrilirdi. Şimdi binme zamanı en alttaki kabini aşağıda bir kabin durdur, onu indirir seni bindirir. Onu sonra iter ötekini aşağı. Şimdi 1839'da iman kabini en tepedeydi. Küfür kabini yerdeydi. Yani imanın galebesi zamanında küfür gene vardır. Aydınlığın galebesi zamanında karanlık olduğu gibi. Karanlığın galebesi zamanında aydınlık olduğu gibi. Galip gelen de hakimiyet olur. Galip olmayan mağluben gene mevcut olur. Yok olmaz. Çünkü bir esma sebebiyle vardır. Kafir Allah'ın mudil sıfatına mazhardır. Mümin hadi sıfatına. Eğer müminlere cemal-i ilahi galipten tecelli ettiyse kafir gene vardır, mağluben vardır. Bunun aksi olur. Mudil sıfat-ı ilahiyesinin tecellisine galip verir. 1930'larda 40'larda olduğu gibi kafirlerin gemisi yüzer. Müminler eziyet çeker öyle zaman. Halk der ki ayağın taşa değdiği zaman kalbini yoklar. Yani bir yanlışım var. Bu her zaman için doğru değildir. Bu celal tecellinin küffar üzerine olduğu zaman için doğrudur. Yani müminler uzun asırlar imanın galebesinde yaşadıkları için ancak bir kalbi yanlış sebebiyle bir kötülüğe maruz kaldığını düşünürler. Halbuki müminlere celal, kafirlere cemal tecelli ettiği zaman asıl mümin olanın başına bela yurda. Mümin en yüksek kabindi. Yavaş 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 küfrün yerdeki kabini yükseldikçe o yere indi. 1924'te Şer-i Şerif'in ilgası, hilafetin kaldırılmasıyla Müslümanların kabini yere vurdu, kafirin kabini tepeye çıktı. Ama biz o tepede 1000 sene durduk Selçuklu ve Osmanlı'yla beraber kurarsan. Fakat bu küfrün kabini orada kaç sene durdu biliyor musunuz? 20 sene. 20 sene sonra onun dönüşmesin başladı. Dünya şartları getirdi. Efendim Hitler diktatörlük yaptı. Frenlenemedi. Onun için milletine de başkalarına da zarar verdi. Demokrasiye geçilsin. Demokrasiye geçilirse yardım edeceğiz, Marshall Kanunu. Geçilmezse mücadele edeceğiz. Bunlar hep zahiri sebep. Adem'in zellesi gibi. Sen murad-ı ilahiye bak. İlahi kanuna bak ki küfür miadını doldurdu. Ona verilen ruhsat 20 sene. Ya ondan sonra güneş görmüş kar gibi saat be saat eriyerek
nihayet mutlak mağlubiyet noktası. O kabin yere çakılmaya doğru geliyor şimdi. İnşallah. Bizim kabin yukarı çıkıyor. İnşallah. Çünkü mevsim bu. Şimdi bunu nasıl anlarsın? Bir beşeri irade isarı murad-ı ilahiye muvafık düştü mü? Bir iş yapıyorsun. Bu ticaret olur, evlenme olur, ne bileyim konferans dövmek bile olur. Ne iş olursa olsun. Senin isar ettiğin irade Allah'ın murad-ı ilahiyesine muvafık düştü mü? Senin mesainden, matlub olandan, muhtemel olandan, mümkün olandan kat ve kat fazla netice hasıl olur. Murad-ı ilahiyede ters düştün mü? Senin mesainden, sarf ettiğin enerjiden, yapıştığın esbaptan, mümkün olandan, matlub olandan, muhtemel olandan çok az netice hasıl olur. Bir kelimeyi dağdaki çoban bile bilir, bereket. Bereket neyin eseridir biliyor musunuz? Bir insanın azmettiği işin murad-ı ilahiye, tevafuk-ı nispetinde husule gelen netice berekettir. Murad-ı ilahiye ters düşmekte bereketsizliktir. Şimdi halk der ki, bazen dağ fare doğurdu. Bazen de fare dağ doğurdu. Fare ne zaman dağ doğurur? Murad-ı ilahiye muvafık düştüğü zaman dağ doğurur. Dağ ne zaman fare doğurur? Murad-ı ilahiye ters düştüğü zaman. Bak size işin kökünden başladım. Adem, Allah insanlara atfettiği şeref itibariyle cennete kazanarak gelsinler. Mirasla zengin olan adam gibi değil, hak ederek gelsinler diye, şerefimiz artsın diye Adem'i bir bahane olmak üzere zerreye maruz bırak. O zerre Allah müsaade etmeden hiçbir şey olmuyor dedim. Kafirin küfrü de, abidin ibadeti de Allah'ın izniyle köpek sağında kullanmak istiyorsa sahibi müsaade ederse kullanır. Sonda kullanmak istiyorsa böyledir. Beşerin irade isarı da böyledir. O halde Allah'ın müsaadesi olmadan ne kafirin küfrü, ne abidin ibadeti olabiliyorsa, olamıyorsa bu o demektir ki bütün bu oluşları Allah'ın izniyle, müsaadesiyle olmuş kabul edeceksin. O zaman bu müsaadeyi niye verdi? Hikmete bakacaksın. Beşeri istikak veya liyakatler bunun sebebidir, bahanesidir. Beşeri istikak veya liyakat. Sen kendini bozarsan Allah senin karşındaki kafire ruhsatını artırır. Sen onun zulmüne müstahak olursan Allah ona ruhsatını artırır. Bunların işte o beşeri plandaki izahları bu hikmeti kavramakta işe yarar. Bakarsın paşa ihanet ediyor. Almışsın Polonyalı Yahudi, 93 Harbi'nde kumandan yapmışsın. Dövüşmeyerek Yeşilköy'e getirmiş Rusları. Sen dersin ki beşeri iradede hata var. Bak bu kumandan olur mu? Polonya Yahudisi Osmanlı kumandan olur mu? Enahın rakim bizzahir, bizzahire baktık, namaz kılıyordu vesaire. Doğru da. İttekû min ferasetel müminîn fe innehû yanzurû bi nûrillâhi teâlâ da var. Sen gerçek Müslüman olsan Allah'ın nuruyla, ferasetiyle bakarsın, onun gözünden görürsün. Sultan Aziz kendisini hal edecek, katledecek haini ben bu adamın gözlerini hiç beğenmiyorum diyor. Ama Sadrazam'a sen madem istiyorsun bunu sen asker tayin edin. Sen onu beğenmiyorsan gözlerini niye tayin ediyorsun? Bak hayatına mal oluyor. Yani beşeri irade, istikaklar veya liyakatlar murad-ı ilahinin tezahüründe rol oynuyor. Ona göre tecelli ediyor. Fakat ben işin o tarafına bakmıyorum. Ben diyorum ki ne olduysa izni ilahiyle oldu. Ama bu izni ilahinin sebebi müminin tokatı hak ettiyse öbürüne vurma.
arzusunu verdi Allah. Eğer onun zulmüne müsaak olduysa buna kimse engel olamaz. Bak Abdülhamit niye hareket ordusuna karşı çıkmadın diyenlere diyor ki ben o kitlenin, o güruhun önünde Hızır Aleyhisselam'ı gördüm. Anladım ki bu millet bu iddiaçıların zulmüne müsaak oldu. Ben Allah'ın takdirini değiştiremezdim. Onun için çekildim. Demek ki Allah murad etti mi? Bütün beşeri iradeler sinek kanadı kadar hükmedemez. Murad-ı ilahiyede ters düştün mü? Bak Ergenekoncular bak ne muazzam plan yapmışlar. 5 senelik bir plan. Faili meçhul adam öldürecekler. Bombalar hazırlamışlar. Bilmem sis bombalar hazırlamışlar. Neler hazırlamışlar. Ne planlar ne işler. Gazeteci bulmuş, hakim bulmuş, doktor bulmuş. Herif tevkif edildi 8 aydır hastanede. Hiçbir şey yok. Kanun işlemiyor. Çünkü büyük mason. Her tarafta adamını tutmuş. Buna rağmen elebaşları hapiste. Halbuki ben Cumhuriyet tarihini çok iyi biliyorum. Ne 27 Mayıs ihtilali ki ben o ihtilalde Harbiye'de yattım, Balmumcu kışlasında yattım, Marjes askeri mahkemelerden geçtim. Onun içinde bulundum. Ne 12 Mart, ne 12 Şubat, bu Ergenekon'un 1/1 kadar hazırlığı yoktu. Ama bunlar hapiste. Onlar başardılar. Bunlar murad-ı ilahiye ters düştüler. Bunlar Mayıs ayında yağan kara benziyorlar. Mevsimin tabiatına aykırı iş. Devam etmez. Başarı sağlamaz. Murad-ı ilahiye ters düştüler. Bak 1945'te Alman Harbi bittikten sonra dünya toplandı. Dediler ki ya bu diktatörler çok... Fethiokyar İzmir'den başladı, bütün Anadolu'yu tarayacaktı. Biliyor musunuz İzmir'e sahile çıkamadı. 1930'da halk kordon boyunda toplandı o kozmopolit İzmir'de. Şapkaları denize attı, başına fesi koydu. Kahrolsun Mustafa Kemal diye bağırdı. Telgraf çekti ona. Şehre çıkmadan dön geri. O zaman Yalova'da bir köşk yapmıştı. Bursa'ya kızgınlıktan sakallı Nurettin Paşa'dan dolayı. Bursa'yı iktisaden çökertmek için Yalova'yı icat etmişti. Kapak Parti'ydi. Denedi. Millet bunun inkılaplarını kabul etti. Ulan 1000 yıl geçse senin inkılabın İslam ile beraber kabili telif olmadıktan sonra onu bu millet kabul etmez. Tanzimattan sonra gayrimüslimler memur olma hakkını elde ettiler. Aslında İslam devletinde gayrimüslim misafirdir. Din hürriyeti vardır, ticaret hürriyeti vardır, kıyafet hürriyeti vardır ama amme selayeti kullanamaz, bekçi bile olamaz. Fakat Tanzimat bunu değiştirdi. Sultanahmet zamanında Avrupalıların baskısıyla Savapaşa adında bir Rum dahiliye nazır oldu. Bu dahiliye nazır olunca ben bu Müslümanlar idaresinde memur oldum. Bunların hukuku, inancı nasıl bir şeydir de İslamiyet'i tetkik etti. Bu kadar uğraşıp bunu öğrenince bunu bir de yazayım da Batılılar öğrensin diye Fransızca 2 cilt İslam hukukun nazariyatı hakkında bir etüt diye 2 cilt kitap yaptı. Bu Fransızlar için yani Avrupalılar için yazdı. Siz de öğrenin diye. Onun için ön sözünde diyor ki o zaman Cezayir'de Fransızlar harp ediyor. Cezayir istiklali için harp ediyor. Fransızlar da ezmeye uğraşıyordu. Onun için Fransızca yazdı. Ve kitabın ön sözünde diyor ki idaresi altında Müslümanlar bulunan devletler 2 hakikati iyi bilmelidirler. Şimdi bu bizim laik hükümette de söylenecek bir sözdür bak. Bunu bir Rum diyor. Eğer diyor Müslümanları idare edenler adalet ve hakkaniyete razı iseler yani kasten zulmetmek niyetinde değilse adalet yapmak istiyorsa bilsin ki her
hakkaniyete ve adalete uygun davranış bir İslami prensibe irca olunabilir. İslam diyor, aklen, mantıken doğru olan, adalet icabı olan hiçbir şeyi mesnetsiz bırakmamıştır. Onu bir hakkaniyet ve adalet kaidesi de ifade etmiştir. Yeter ki bunlar öğrensinler. Müslümanlar neye inandığını, hangi prensipler olduğunu öğrenseler ve Müslümanlara karşı da zulmetmek kasıtları yoksa onları idare etmekte müşkülat çekmezler. İkinci bir gerçek de şudur. Bir Müslüman ne kadar günahkar olursa olsun dinden çıkmış olmaz. Dinden çıkma inkarlı olur. Hayatı boyunca şarap içse, hayatı boyunca kumar oynasa, hayatı boyunca zina etse, bunlar hakkındaki şer'i hükmü kabul etmek şartıyla o gene Müslüman kalır. Ve böyle bir Müslüman dahi, bak en günahkar, sadece lafta bir iman, Nabi Nüfus Kâdı Müslüman diyoruz ya, o kabil diyor herif. Bir Müslüman, kendisine tatbik edilen bir usul ve esas, onun diniyle izah edilerek, dinine uygunluğu ispat edilmedikçe, o Müslüman bu prensibe razı olmaz. Zulmen, tahakkümle ona bu kabul ettirirse, içinde bir muhalefet kalır. Eline fırsat geçtiği zaman, o dinine uygunluğu ispat ve izah ve ispat edilememiş olan prensibi, davranışı, kaideyi, kanunu ne olursa olsun dinine uygun hale getirmek arzusunu içinde tutar ve o yanlışa da bir buğz sahibi olur. Şimdi sen 80 senedir hala laikliği dava ediyorsun da bekliyorsun ki elin gavuru bak ne diyor herif İslam hukukunu öğrenince. Hayatı boyunca zina etse, hayatı boyunca kumar oynasa, İslam'ı inkar etmediği için gene Müslüman kalır, böyle bir Müslüman bile kendisine teklif edilen bir usul ve esas dinine uygunluğu izah ve ispat edilmedikçe onu gönüllü kabul etmez. Cebirle sen ona kabul ettirsen içinde muhalefet kalır. Ve onu dinine uygun bir prensiple değiştirmek arzusunu daima muhafaza eder. Bunu bana bir Alman ifade etti.